Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdalillahi nahmeduhu ve nestaînuhu ve nestağfiruhu ve na'ûzu billahi min şurûri enfusina ve min seyyiâti a'mâlinâ. Men yehdihillahu fe lâ mudille leh ve men yudlilhu fe lâ hâdiye leh. Ve neşhedü en lâ ilâhe illallah vahdehu lâ şerîke leh ve neşhedü enne Muhammeden abduhu ve resûlüh. Emmâ ba'd. Esselâmü aleyküm ve rahmetullâhi ve berekâtüh. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mana nübuvvetin 10. yılında kaygı uyuladı mı onunla nübuvvet. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in süyengen iki kişisi Menaşe yılda vefat etkenidir. Bu amakisi Ali ibn Abi Talib ve birinci ayalı bugün Hadice binti Kuvay. Menaşe ikkala kişinin vefat kılıçdaki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in kısırda tasir kıldı. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de davet kılıçdaki Kureyş zamanından men kılındı. Dinli davet kılıçdaki için Kureyş'te çıkıp barat faizlilerini davet kılıçdaki ulaşma hatibur hunik surette Resulullah'ke ana şu şehirine, yoki kışlarına, yaş bolalarına, aklı zayıf bo'lgan kişilerine, Peygamberimizin taş boran kılı haydaşlıkta tarif kılışı, Peygamberimizin ana şu bir hunik suratından faizden hayda çıkarır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ana şöyle bir halde turganda parvaziyarıya dua kıldı. Allah Teala Resulullah'ın köyünü kötarışı geçiyor. Bir kança işlerini kıldı ki şu bilen Resulullah'ın köyünü kötarışı geçiyor. Şu adı içinde bana Abbas ısırmayı, Nasrani kullu İslam bitirişi, Nusaybin cinlerine Peygamberimizin iman kesirişi ve İsra ve Miraç vakıyası. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İsra ve Miraç kıssası bana cüda bir kaptada hadislerde şartlanken bugünkü mazlumumuzki tarifli bu gencelerden azına alın. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem etedi, min hicri sibayda kılarken ben Cibril gelip yeri uyguladı. Ve özü bilen Burak atını min gene atı gene. Burak atı bu rengi aklı gene etedi Peygamberimiz. Attan kişkin ara eşeğden kaptada bu gen bir haçır desek bizi tırımızda asla bak şunun adı gene ana buladı. Bu buramatını hemen peygamberler mingen deydi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Buramatını mindi, bir lahzada Kuddüs-i Şerif'te boldu. Ve ana şu cahide Allah subhanahu wa ta'ala Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e bütün ötken peygamberler de hemen tırıltırıp toplayabildi. Kuddüs-i Şerif'te, Mescid-i Aksa'da ana şu mescid'de Peygamberimiz yer yüzde yaşar ötken cemiki peygamberlerge imam olup aldı namaz. Bu insan zatıge birilerden şerefin çok kısaydı. Çünkü tasavvuf edin bir katta mescid ki hamma turgan, iqtido qilgan namozxonlar payg'ambarlar. Va ularga Alloh taolaning bandalarisidagi eng suyuklisi bo'lgan Habibi Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam imom bo'ldi. Shunga payg'ambarimiz mana Meroj olgan edi. Meroj arab tilida narvon biz ishlar yozadigan bo'lsak yoki supenka deymizmi, pillapoya deymizmi, xolos yuqoriga ko'tarilgan narsa. Lekin uni ta'rifini qanaqaligini payg'ambarimiz aytadi, hayotimda undan ko'ra go'zalroq narsani ko'rmaganman. Lekin yuqoriga ko'tarilgan narsa meroz deyiladi. Birinchi osmonga ko'tarilgan paytda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bo'yi 60 metrga yaqin bo'lgan uzun bir kishini ko'rdi. Bu sizning otangiz Odam alayhissalom. Payg'ambarimiz mana shu yerga osmonga ko'tarilishlik Muhammed'e güce köp Allah Teala'nın bir keramatlarını gördü. Yedi kavat Osman boladiyen olsa her bir Osman'ı kütüldüyen de peygamberlerini gördü. Adam Aleyhisselam'dan ta İbrahim Halilullah geçer. Ana şu Osman'ı körgen meseleden biri şu ki deryada bir adam süzer Peygamber Aleyhisselam. Bu derya kıpkızıl kanlan ibaratı. Süzüp süzüyken adam malum buradaki süzü boranda kaytıp sahil geçirgen payıttı. Sohilda farishtalar qo'lida katta-katta xarsang toshlardan kutib olardi. Suzib kelgan odam og'zini shunga katta ochgan paytda toshlar bilan urib, uni og'zini to'ldirib, cho'ktirib yorib tashardi, yana suzib ketardi. Suzib borib, og'rib, og'zi butun bo'lib qaytib keladi sohilga kelganda, yana og'zini ochadi, yana tosh bilan urib uni og'zini yoradi. Bu qiyomatgacha oladigan azobi. Bu jahannam azobidan tashqari azob. Ya Jibril, kim bu odam? Nimaga bunday bo'ladi deganda, bu yetimning molini yeganlar. Yetimning molini nohaqdan yegan kishilarni qiyomatgacha oladigan azobi shudir. Yetimning moli deganda juda ko'p ma'nolar kirib ketadi. Ehsonlar ham keladi bu. Majbur qilib qildirilgan yoki bo'lmasam saqirligidan, himoyachisi yo'qligidan uni zaiflik holatdan foydalanib, uni mulkini, uni molini sotib olishi ham keladi. Yetim odam bozorga bir narsasini sotgan olib chiqqan bo'lsa, narx-navoni bilmaganligidan foydalanib turib, ko'zini o'yish ham keladi bunga. Xullas, sag'irli haqidagi narsa bor. Bu yetimni molini zulma yegan kishiga beriladigan qiyomatgacha bo'ladigan azob. So'ngra payg'ambar sollallohu alayhi vasallam yana bir toifa odamlarni ko'rdi. Qorni
nihoyatda bir uyda katta bo'lgan qorin egalari chalqanchasi osmonga qarab yotar edi. Oli Firavn, Firavn oilasi kunda 2 marta azobga borib kelishligi haqida Qur'onda oyatlar bor. Ana shu Bayyama yaqumus saatu adkhilu ala Fir'auna ashaddal azab. Qiyomat qoyil bo'lgan kunda Fir'aunni alamli ashaddiy bo'lgan azobga kirgizinglar dedi. Qiyomatgacha Fir'aun xonadoni ikki mahal ertalab va kechpayt Allohning azobi yo'liqadi va bor joyi to'xtaydi. Ana shu qorni katta kishilarda tepalar o'tadi bular. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Jibril bular kimlar deb so'raganida bu sutxo'rlar. Riboga pul beradigan, sutxo'rlik fasilga pul beradigan kishilar deyildi. Sutxo'rlikda ham turlari ko'payib ketgan. Chiroyli nomlari bor, chiroyli reklamalari bor, chiroyli qog'ozlarga o'ralyapti, chiroyli yo'llar bilan tushuntirilyapti-da, insonlar bilmagan holda o'zlari sutxo'rlikka, riboxo'rlikka kirib qolyapti. Fa'zamu biharbin minallohi va rasuli. Alloh taolo bular haqida aytadiki, sutxo'rlikka pul bergan, sutxo'rlikka pul olgan odamlarga Allah va Rasuli tomonidan urushga tayyor tursin o'zlari. Alloh azza va jalla men o'zim urushib xor qilaman buni deydi. Aytaman mana, sutxo'rlikka pul berib yoki sutxo'rlik bilan shug'ullangan odamlarning oqibati nima bo'layotganligini ko'ryapmiz. Tez kunlarda ko'rinyapti. Agar kimniki ko'rinmayotgan bo'lsa, Allohdan taqvo qilsin. Alloh unikini to'playapti ekan. Shuncha qiyomat kunida xussilar hazdilar ekan sutxo'rlik degan kishiga qurolini olar ekan. Nimaga desa, Alloh bilan urushish uchundir. Sutxo'rlik Alloh tomonidan urushni o'ziga halol qilib olishida ayni o'zi. Men bir yil qilmayman shu hozir bir zarur ishim chiqib olib, bir abrob qolaman, pulni nima qilaman keyin qaytarib beraman. Tamom, sutxo'rlikka qo'l urdingizmi? Xor bo'lishingiz aniq. Atrofingizni qaranglar-da. Sutxo'rlikka pul olib, xor bo'layotgan odamlar. Payg'ambarimiz mana shu kechada ko'rgan narsalardan yana bittasi, bir kishini ko'rdi, yonidan nihoyatda bir shirin, xushbo'y, yaxshi sof toza ovqatlar so'rardi, yonboshda sassiq najas iflos bo'lgan qotirardi. Toza pokizasini qo'yib, iflosini yedirdi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Jibril, nimaga bu odam bunday ish qilyapti? Kim bu deb so'raganda, bu zinokordir. Uyida halol pokiza toza halolasi turib, ko'chada zinoga borgan kishi. Qiyomatgacha mana shu sassiq taomim. Ana shu Me'roj kechasida ko'rgan ishlardan yana biri, bir kishi yon boshidan yotar edi yerda. Ikkinchi kishi qo'lida temirdan bo'lgan ayrisi bilan, temirdan bo'lgan halqasi bilan og'zini yirib quloqgacha yetkazardi, tortib. So'ngra ikkinchi tomonga yotkizib turib, sog' bo'lgan tomonini tortib, ikkinchi quloqiga yetkazardi. Ikkinchi tomonini yirib quloqiga yetkazunga qadar o'ng tomonga, birinchi tomonga tutib qolardi, shu qiyomatgacha og'zi yirib turardi. Jibril kim bo'lsa so'rganda, bu kazzobga beriladigan jazodir. Bugungi suhbatimizning mavzusi kazzoblik xususida bo'ladi. Yolg'onchilik. Kazzoblik yolg'onchilik nima? Haqiqatda bor narsani teskarini xabar olib kelishlik bu kazzoblik deyiladi. Bu shunday bir og'ir gunohki payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan ya Rasululloh, mu'min odam baxil bo'lishi mumkinmi deb so'rashdi. Ha, bo'lishi mumkin dedi. Ya'ni musulmon ba'zi baxilligi tutib qoladi, ba'zi saxiy bo'ladi, baxil bo'ladi. Baxillik demek ümmetten çıkarı olmayacak günah hakem. Ya Resulullah, Müslüman adam korkağı buluşu mümkün mü? Ha? Bola bir korkağındır. Ya Resulullah, Müslüman adam yalancı buladım da sonra kendine yok. Baxillik bile korkağı bitti bu kendine günahı yalancıçalık olmayacak. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem juda bir mana muttafaqun alayh bo'lgan hadisda aytadi. Ayatul munafiqi salasun. In solla va soma va za'ama annahu muslim. Agar bir odam namoz o'qiyotgan bo'lsa, roza tutib, o'zini musulmonman deb da'vo qilayotgan bo'lsa ham, bu odam munofiq deydi. Uchta belgisi bo'lsa. Diqqat qilaylik. Namoz o'qiydi, roza tutadi, o'zini musulmonman deydi, lekin bari munofiq. Iza hadasa kazzoba. Yolg'on gapiradi. Va iza va'ada axlafa. Va'da bersa, va'dasiga xilof ish qiladi. Va iza o'qimina xona. Omonat qo'yilsa, xiyonat qiladi. Nifoq bu hatto munofiq odam, ya'ni har qanday gunoh, har qanday gunoh, zino bo'lsin, odam o'ldirish bo'lsin, boshqa gunoh bo'lsin, inson Alloh yo'lida shahid bo'lsa yuviladi.
Lekin nifoq kasalini hatto shahidlik nimasiga qadar hadislar keladi. Yolg'on gapiradi, va'daga vafo qilmaydi, omonatga xiyonat qiladi. Agar mana shu yolg'on degan narsadan tilingizni tiyishlik, bitta shu g'amni qo'yingda bir hafta yolg'on gapirmasdan yashab ko'ringda qana qiyin bo'ladi. Jamiyatimizda yolg'on shoqa bir ko'payib ketganligidan hozirgi zamonda yolg'on gapirmay yashashni iloji yo'q deydigan odamlarimiz bor ichimizda. Na'udzubillah. Agar yolg'on gapirmasdan yashash mumkin bo'lmaganida Alloh subhanahu va taolo payg'ambar sallallohu alayhi vasallam yolg'onni harom demagan bo'lar edi. Agar yolg'on rostgo'y bo'lib yashashlik imkoniyati bo'lmaganida Alloh buni buyurmasdi, chunki la yukallifullohu nafsan illa wusaha. Insonni toqati ko'tarmaydigan narsaga buyurmayman deyapti Alloh. Nima qilish kerak? Kamroq gapirish kerak. O'zingizga daxl bo'lmagan ishga bu nizot qilmaslik kerak. Payg'ambarimizda sahih hadislarda keladi. Imom Muslim rivoyati. Kafa bil mar'i kidban, kadiban aw yuhaddisa bi kulli ma sami'a. Bir kishini eshitgan gapini ko'tarib yurishligini o'zi yolg'onchi ekanligiga kifoya qiladigan hujjat. Eshitdingizmi falonchi mana qildi. Mana shu narsani o'zi eshitgan narsani ko'tarib yurishlik kishini yolg'onchi bo'lishiga kifoya qiladigan. Demak, bitta yo'li tilni tishlash. Agar birodarlar, telefonimizdagi pulimiz ketganda qa gaplashganda pulimiz ketadigan bo'lganida har bitta gapirgan gapimizga ma'lum bir miqdordagi pul olinganida gapimizni o'ylab gapirardik. Lekin Alloh taolo bu tilni charchamaydigan qilib yaratgan ekan. Subhanalloh, belingiz toladi, oyog'ingiz toladi, ko'zingiz toladi, lekin til olmaydi. Yolg'on gapirmasa yashash mumkin, agar mumkin bo'lmagan Alloh buyurmagan. Yolg'on kim gapiradi? A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Fi qulubihim maradun fazadahumullohu marada. Wa lahum azabun alimun bima kanu yakzibun. Ularning qalblarida dedi Alloh, maraz bor edi. Kimlarning? Munofiqlar. Bas Alloh marazlarini yanada ziyoda qildi. Ular uchun qilgan yolg'onlari sababli alamli azob bor. Demak, yolg'onchilik bu nifoqni, munofiqlikni alomatlaridir. Yaxshi gapirmay qo'yaring, innamay qo'yaring. Mana payg'ambar sallallohu alayhi vasallam islom da'vatini yoyib, odamlarni dinga da'vat qilar ekan, naqroniylardan bir to'p kelishdi-da, payg'ambarimizni yolg'onchi qilishmoqchi bo'lib, payg'ambarimizga har xil tuhmatlarni uydirmalarni gapirishdi. Shuni Alloh taolo Oli Imron surasidagi quyidagi oyatdan nazil qildi. Ta'ala billah, faman hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka min al-'ilmi faqul ta'alu nad'u abna'ana wa abna'akum. وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللّٰهِ عَلَى الْكَذِّبِينَ. Endi sizga kelgan mana shu haq ma'lumotdan keyin nasroniylardan kimda kim siz bilan talashib tortishmoqchi bo'lsa, unda kimsalarga ayting, kelinglar, o'g'illarimizni va o'g'illaringizni, ayollarimiz va ayollaringizni, o'zlarimizni va o'zlaringizni chorlab yig'ilikda, so'ngra Allohga tavba tazarru bilan iltijo qilaylikda, yolg'onchilarni Alloh la'natlasin, duo qilaylik. Albatta men yolg'onchi bo'lsam deb payg'ambarimiz, kelinglar yig'ilib turib duo qilaylik. Allohning la'nati bo'lsin yolg'onchilarga. Bittasi kelishganlar. Chunki payg'ambarimiz haqligini bilishgan. Keyingi oyat. Nahl surasi 116-oyat. Wala taqulu lima tasifu alsinatukum al-kadhiba hadha halalun wa hadha harom litaftaru ala Allohi kadhiba wa innal ladina yaftaruna ala Allohi al-kadhiba la yuflihun. Alloh shaniga yolg'on to'qish uchun tillaringizga kelgan yolg'onni gapirib, bu halol, bu harom demanglar. Chunki Alloh shaniga yolg'on to'qadigan kimsalar hech najot topmaslar. Nima degani bu? Alloh buyurmagan hukmlarni Allohniki deyish bu Allohga tuhmat qilish. Bidiyatlar deymiz-ku. Bir odam bir yangilik yo'l topadi, shuni qilmasa bo'lmas ekan dadasi deydi. Hali dadasi dinidan xabari bo'lganda nima bo'lar ekan deb so'radi. Aytsin, nima bo'lar ekan? Qal yozibdi. Oyatda ketdimi? Hadisda ketdimi? Sahoba aytibdimi qilmasa bo'lmaydi? Bu yerda kim aytyapti? Bilamiz kim aytyapti. Alloh aytmagan, payg'ambar aytmagan narsani o'ylab topib turib, shu dindan degan odam kazzoblarning eng kattasi bo'ladi. Bid'atga yo'l ochayotgan kishilar. Urf-odatda qilsa o'lib ketsin edi. Biz mahallamizda shunaqa qilib o'lib ketsin, dindan deb qilmaydi.
Çünkü Allah'a tuhmat kıyan kişiler, Allah'a yalan tuhmat kişiler bular. Hatta Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem etedi, لَا تَكْذِبُ عَلَيَّ فَاِنَّ مَنْ كَذْهِبَ عَلَيَّ فَالْيَتَبَوْهُ مَخَادَهُ مِنَ النَّارِ Men aytmagan gapni aytdi demanglar. Meni nomimdan yolg'on gapirmanglar. Kim meni nomimdan yolg'on gapirsa, jahannamning to'risidan joyini tanlab olsin. Mana hadis bor ekan, eshitdik. Mana hadis bor ekan. Hadis deyishdan bo'lib adresi bo'ladi. Imom Buxoriy, Imom Muslimga muttafaqali keladi. Shuni hadis deyish kerak. Biz shuni hadis bor o'qiganman. Siz o'qiyotgan kitob bu brashura. Onun adresi, onun sahih sahihmasını seçiriş gerek. Hadis degen ehtiyat buluşu gerek. Eğer maşaka ehtiyat buladigan olsak, onunla biz hadisle yapırmayla koyuşumuz gerek. Buladiganlar yapırsan buna. İhtilaflarla bulmayı düşün. Duasıla İbn-i Aşka radıyallahu anhu anil nebi sallallahu aleyhi ve sellem annehu kala inne min a'zamil fira an yud'ar rasulu ila gayri abihi av yara aynuhu ma lam tara. Av yakulu ala Rasulullahi sallallahu aleyhi ve sellem ma lam yakulu ahu buhari. En büyük yolganlardan dedi Rasulullah. Bir kişini özünün atası bulmayan kişiyle nisbat kılıp falan için oğlu bir işleyip. Çünkü farzandlarını özünün atalarının namurla etkilerdi. Kendi büyük yolgan kişi körmeyen nesasını kördün bir işleyip. Hatta ki yolgan yapırışlı kişinin kezzamlığı inşallah degen Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Yalgan şükürü, körmeyen nesnesini şimdi kördüm degen bandaki Allah da Allah sahih hadislerde geledi. İkisi saçtı talasını görerken, birbirine ula verirken. Yani bu ulanadigen nesnesiniz. Yalgan düştü yapırken kişiye bana şimdi bir ukubatlandılar. Ve üçüncü ayetliğinden katta günü Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yapırmayan sözünü Rasulullah yapırken şimdi hadis bu anı işte. İbn-i Mas'ud radıyallahu anhu rivayet eden hadis قال Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem اِنَّ الصِّدْقَ يَحْدِي اِلَى الْبِرْ وَاِنَّ الْبِرَّ يَحْدِي اِلَى الْجَنَّةِ وَاِنَّ الرَّجُلَ لَا يَصْدُقُ حَتَّى يُكْتَبَ اِنْدَ اللّٰهِ صِدِّقًا Hani adam bir deneye kezzaf, yalancı peki bir deneye razgı bu kamiydi. Buzulışı giyen, tüzelişi giyen asla sekinliği bilen bu. Elbette yahşilik, razgılık yahşilik yeteriydi. Yahşilik ise cennet yeteriydi. Bir kişi razgılığı da davami buladı. Künde az gün az gün eden koşu koşu yorgan da ateşe razgı buladı da Allah da Allah'ın huzuru da razgı ben de kalıyordu. Ve innel kizbe yehdi ilel fucur. Yalgancılık günah yeteriydi. Günah ise cehennem yeteriydi. Kişi yalgancılığı da davami buladı Allah da Allah'ın huzuru da kezzablardan da yazılardı. Bugün bir yalgan yapıladı. Etteki iki yalgan yapıladı. Koşup koşturup yalgancılığı kunar bu falan. Hop yalandı. Bana hemeniz buramız ruhsat verilen orunları var. Bu işte orun. Ummu Külsüm binti Ukubat'ın Nabi Muhammed radıyallahu anh haytadı. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den kuyudaki hadiste işittim. Muttafakın aleyhi hadis. Leysel kezzabu lezi yuslihu beynen nasi feyemmi hayran av yakulu hayran. Adamlarının ortasını ıslah kılışı için yalgan yapırken adam yalgancı nasıldı Rasulullah. Bana devamı da geledi, Rasulullah, adamlar adatta yapıradığın yalganda fakat üçte orunda işletişki ruhsat vergen. Bu, uruçta. İkincisi, insanlarda ortasını ıslah kılışıyla, üçüncüsü, er hatını yaraştırışıyla. Yani yaş görmezsem, yaş görmen de olsa bol olarak. Şurada ortası ıslah buladı mı? Bu, er hatının ortasındaki yalgan, ortadaki alakanın, muamelenin yaş kılışlık niyeti de bolsa yalgan yapışıyla. Yani hatın yalgan yapışsa bol olarak yapıştırıp, hana yalgandı mı? Ortadaki ıslahiyatını keltirişi düşün. Özü bana yorganda kaçan yapıramız. Burası bir ayrımızı bir kişi için yapıramız. Peki burası bir dünya matası gel, 3-4 ton çaka gel, ne kişilik için yapıramız. Satıyorken matahıyızı sıfatı, alıyorken adam soruyorken sıfatlamaz. Lakin siz yorgan yapıp satı varınız. Ayrıca ki şu yorganı yapırma yanında şu matahını satılmasını. Ne bulsun ki biz bir Allah'ın rahmi kesin, ama şu yalgın yapırmasam, satamazsın degen etikotta bu kıyan adamlar var. Seni bu matahini satıştaki yalgın ya ki rast yapırışınca bağlanmaz. Siz kaçan şimdi işe alamaz. Allah bugün satırışını yazgenekken, sattıysın. Eğer yalgın yapırıp satamayken bu siz yığılık. Çünkü günahkaran bu olduysan satamazsın.
Endi yolg'on gapirib sotgan bo'lsangiz yana yig'ling. Chunki rost gapirganingizda sotar ekan. Kishining rizqi kazzobligi yoki sodiqligiga bog'liq emas. Agar yolg'on gapirgan odamning savdosi yurish kerak bo'lsa, chakana yolg'onchilar savdosi yurish kerak bo'lgan. Agar rostgo'ylik savdoda yurishligidan to'sib qo'yadigan sabab bo'lsa, zo'r sodiq savdogarlar savdosi zo'r ketyapti. Chunki mana Luqmon hakim o'zining o'g'liga nasihat qilib aytadiki, "O'g'lim, yolg'ondan ehtiyot bo'ling. Chunki boshida yolg'on xuddi qushni go'shidaqa nihoyatda yoqimli narsa bo'ladi. Lekin oxiri achchiq bo'ladi." Yolg'on gapirib, muammodan chiqib ketishni ko'rgan odam keyin o'sha muammoni yana qilaveradi. Nimaga desa, bitta yolg'on gapirsa nima qilar ekan? Ishonishar ekan chiqib ketaveradi. Endi yolg'on gapirishga odatlanmagan odam shu muammoga kirmaslikka harakat qiladi. Chunki rost gapirib qo'yadi. Ali ibn Abi Talib karamallohu vajhi aytadi, Alloh taoloning huzuridagi eng katta xatolardan bittasi bu yolg'onchilik. Va pushaymonlarning eng qattig'i qiyomat kunidagi pushaymon. Malik ibn Dinar rahimahullohdan keltiriladi quyidagi hikmatli so'z. Har bir insonda qalbida bir qism rostgo'ylik bo'ladi, bir qism yolg'onchilik bo'ladi. Hamma o'zgina yolg'onchi. Qaysidir miqdorda. Yolg'on bilan rostgo'ylik insonning qalbida urushadi deydi doim. To bittasi ikkinchisini surib chiqarmaguncha bu urush davom etadi. Insonning qalbida yo yolg'onchilik yengib chiqadi yoki rostgo'ylik yengib chiqadi. Ikkalasi birdaniga doimiy suratda turishiga iloji bo'lmagan. Ali ibn Ubayda rahimahulloh aytadi, "Al-kizbu shi'arul xiyana." Yolg'onchi odamdan xiyonat kutsa bo'ladi. Chunki xiyonatni bayrog'i nima? Shiori nima? Yolg'onchi. Yolg'onchi odam xiyonat qiladi. Shabi rahimahulloh, "Iyyaka wal-kib haythu tara annahu yanfa'uka fa huwa yadurruka." Shabi aytadi, yolg'on senga foyda qilayotganga o'xshab ko'ringani bilan aslida ziyon qilayotgan bo'ladi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam hayotida bo'lgan bir ishni o'qiymiz. Abdulloh ibn Omir roziyallohu anhu aytadiki, Rasululloh bizning uyimizga kirganda dedi, men kichkinagina bola edim dedi. Kichkinagina bolacha edim, o'ynagan yugurib chiqib ketsam, onam, "Ey Abdulloh beki" dedi. "Bir narsa beraman senga." Naqa qutiryapti. "Bir narsa beraman beki" dedi. Abdulloh kelayotganda payg'ambarimiz onasining gapini eshitayaptiki, "Ey Muabdulloh, bolangizga nima berishingizni bilasizmi?" dedi. Ya'ni bormi beradigan narsa da, demak, xurmoni bermoqchiman dedi. Agar shu chaqirgan paytingizda beradigan narsangiz bo'lmasdan chaqirgan bo'lsangiz, bitta yolg'on gapir degan chizib yozlab tushingiz dedi. Yolg'onni qayerdan o'rganadi bola? Aytirasiz. Enalardan, otalardan, aka-ukalardan uydan o'rganadi. "Ana bobo kelyapti" deydimi? Oddiy, ya'ni oddiy quloqimiz ichiga yo'q bu narsa. Agar ovqat yemasang, ochib qilishga tashlab yuboraman. Yemaydi, ochib tashlamaysizlar. Yolg'on bu. Uyda bir ayb ish qilib qo'yib turib, eliga yolg'on gapirayotganini ko'rib katta bo'lgan qiz, katta bo'lsa kim bo'ladi? Shuncha enasini ko'rib qizini oldiga gap bordilar. Yolg'onni uydan o'rganiladi. "Me, orif qoldim" deb qo'yasan, "bormay qo'r maktabinga" deydi. Kimni o'rganyapti? Kimni o'rganyapti? Sherdi bolasi sherbatcha davom qilmasin. Demak, farzandlarga yolg'on gapirmasdan rost gapirishida biz o'zimizni hayotimizni ko'rsatadigan bo'lsak, mana shu narsa o'rganadi. Ahmad ibn Hanbal rahimahulloh Damashqda bir olim borligini eshitdi-da, shu olimni ilmidan o'rgangani Bag'doddan safarga chiqdi. Bordi. Damashqqa yetdi. Ana shu olim haqida so'rab turishdi. Bu odamni yaxshi odamligi, omonatdorligi, axloq haqida so'rab turishdi-da, uyini ko'rsatib qo'yishgandan keyin ertasi kuni g'usulni qildi. Chiroyli kiyimlarni kiydi. O'ziga chiroyli bir ko'rinish berib turib, haligi olimni oldiga uyiga bordi. Eshigini tayda olimni turganligini ko'rdi. Bu olim yuk tashiyotgan hammolim. Eshigi yuklangan yukdan yukdan jilmay turadi. Tortyapti, nuqtayapti, yurmayapti. Shunda har xil yo'lini qilganda eshigi yurmaganligini ko'rib turib, oxiri etagini shunday ko'tardi-da, go'yoki bir arpa yoki bir jinday bir yem solgandaqa eshigini tumshug'iga tutdi. Eshigi yurdi. Uzoqdan kuzatib turgan Ahmad ibn Hanbal orqasiga qarab yurtga qaytib ketdi. Chunki hayvoniga qilayotgan mana shu yolg'on muomalani ko'rgan odam
Ahmad ibn Hanbal bu odamda demak yolg'onchilik sifati bor ekan. Hayvonga yolg'on muomala qilyaptimi? Demak yolg'on gapirishi mumkin deyapti. Bu qanday bir zamoni saodatidagi bu kishilar hayvonga hiyla qilishlikni yolg'onchilik deb qabul qilishgan. U davrlar bilan bizni zamonamizni solishtirib ko'radigan bo'lsak, haqiqatan Alloh rahmat qilsin bizga. Yana boy aytdik. Endi hozirgi zamonda yolg'on gapirmasdan iloji yo'q-da degan gaplarimiz dinimizni bilmaganligimizdan, iymonimizni zaifligidan, rizq masalasida to'g'ri qalbimizda bir yechim yo'qligini belgisi. Yolg'on gapirishlik kishini musulmonlikdan chiqarib qo'yadigan og'ir gunoh. Chunki kishi qo'rqoq bo'lsa, baxil bo'lsa, bu kechiriladigan gunoh deyilyapti. Lekin yolg'onchilikchi. Yolg'onchi bo'lmaslik oson. Alloh oson qilgan bandalarga. Yolg'onchi bo'lmaslik. Bitta yo'li ana shu voqiyatim ekan, kamroq gapirishlik. Chunki Umar ibn Xattob roziyallohu anhu aytadiki, kim gap ko'p bo'lsa, xatosi ko'p bo'ladi. Kim xatosi ko'p bo'lsa, gunoh ko'p bo'ladi. Gunoh jahannamga keladi. Iso alayhissalomdan shunday rivoyat qilinadi, Allohni zikridan boshqa bo'lgan so'zlarni kamroq gapiringlar. Chunki Allohni zikridan boshqa so'zni gapirishlik insonning qalbini xatir qo'yadi. Bir inson agar rostgo'y bo'ladigan bo'lsa, bir gapni gapirib qo'ysa, u yoqlarga qaramaydi. Chunki odamlarni oldida ham, yolg'iz qolgani ham bir xil. Yolg'on gapirmagan odam birodan uzr so'ramaydi. Odamlarning huzurida, Allohning huzurida hurmatli bandasi. Alloh subhanahu va taolo mana shu yolg'on degan gunohdan tiyilishimizga o'zi ta'sir bergan bo'lsin. Bugungi suhbatimizni mana Sof surasidagi bir qancha oyatlar o'qib tugatamiz. Xususan bizga tegishli. Chunki biz musulmonmizda. Ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun? Kabura maqtan 'indallohi an taqulu ma la taf'alun. Bizga tegishli deganim biz mu'minmizda. Alloh taolo faqat mu'minlarga murojaat qilyaptiki, ey mu'minlar, sizlar nega o'zlaringiz qilmaydigan narsani qilamiz deb aytasizlar? Sizlarni o'zlaringiz qilmaydigan ishni qilamiz deb aytishlaringiz Allohning nazarida o'ta manfur ishdir. Qilmaydigan ishni gapirma deyapti Alloh. Xo'p, yolg'onchi bo'lmaymiz deb aytdinglar, endi amal qil. Alloh subhanahu va taolo o'zi tavsiya bergan. Aqulu qawli hada va astagfirulloh li va lakum subhana robbika robbil izzati ma'sum va salamun alal mursalin va hamdulillahi rabbil alamin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.